Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Yeni güzel ve lezzetli bir tarif ile karşınızdayız. Bugün sizlere zeytinyağlı semizotu tarifi yapacağız. Tarife başlamadan önce lütfen sizden ricamız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız ve videolarımızı sosyal medya platformunda paylaşınız. Evet arkadaşlar, 3 bağ semizotum var. Bunu daha önce iplerini açıp otlarını ayıkladım ve sirkeli suya yatırdım. Biraz bekledikten sonra yıkadım. Şu anda normal suda dinlendiriyorum. Semizotu biliyorsunuz sulu bir sebze. Bunun için fazla su kullanmamıza gerek kalmadan güzel bir zeytinyağlı semizotu tarifi yapacağız. Bir adet orta boy kuru soğanım var. Bunu soyup doğradım. 3 diş sarımsak. Sarımsaklarım küçük boy olduğu için 3 diş kullandım. İri olursa 2 diş kullanmanız yeterli olacaktır. Evet, tavamı ocağıma koydum. Şöyle 4,5 çorba kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı oranını seviyorsanız arttırabilirsiniz. Çünkü adı üzerinde zeytinyağına ne kadar çok verirseniz o kadar lezzetli olacak. Ama abartmaya da gerek yok. Lütfen rica ediyoruz. Tariflerimizi yaparken lütfen size önerdiğimiz ve sizlere bulunduğumuz tavsiyeyi dikkate alırsanız seviniriz. Keza eminim herkes daha güzel yemekler yapar. Biz de nacizane kendi fikrimizi, mesleki birikimlerimizi kullanarak sizlerle yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Emin olun çok vakit harcıyoruz. Sizlerle paylaştığımız için de bu vaktimizin boşa gitmediğini ve bize mesleğimiz olan aşkımızı daha da arttırıyor. Evet, yağımı ısındıktan sonra doğradığım soğanımı yağımın içine döktüm. Orada fokurdayarak böyle güzelce kavrulsun. Biz de semizotumuz şöyle gördüğünüz gibi bağları ucundan ve ortadan bölerek iri bir şekilde yaptık. Sap kısımları çok olduğuna bakmayın. Bunlar hep yenecek. Lezzetli kesinlikle saplarını falan ayırmayın ve küçük küçük doğramaya da uğraşmayın. Ne kadar çok yaprak olursa zeytinyağınız daha güzel olacaktır. Biz bulunan semizotundan değerlendirerek imkanlar içerisinde yapıyoruz. Evet, bir adet domatesim var. İri boy. Bunu şöyle kabuğunu soyuyorum. Kabuğunu soyacağız. Soyduktan sonra bunu da güzel bir şekilde doğrayacağız. Böyle kenara alalım kabuklarını. Evet. Şöyle güzel bıçak darbeleriyle soğanımızı, pardon, domatesimizi doğruyoruz. Eski videolarımızda ses kayıtlarında sorun vardı. Bunu da çözdük. Biraz daha çaba sarf ederek, emek sarf ederek. Biraz uzun oluyor ses kaydetme ya da sesin net çıkması için, ama biz sizler için her şey yapmaya değeceğini düşündüğümüz için uğraşarak güzel güzel tarifler yapmaya özen gösteriyoruz. Evet, semizotumu güzelce yıkadım, suyunu süzdüm. Rica ediyoruz sirkeli suyla yıkayınız. Evet, şöyle 3 diş sarımsak var, onları da ekledim. Sarımsaklarımız da kavrulsun. Hızlı bir şekilde kavurma işlemini geçelim. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Biliyorsunuz bir boy iri domatesim vardı. Bu da ortalama doğrayacağım kaseye. Bir tane kabuğu oldu. Evet. Bunu da kavuralım. Domatesimiz sulanacak. Semizotunu ilave edeceğiz. Evet, semizotumuzu tavamızın içerisine alıyoruz. Arkadaşlar, semizotu %80'i sudur. Buna göre çok fazla pişirmemeye özen gösterin. 4 dakika gibi bir süre yeterli olacağı için şöyle ben bir hafiften domatesleri üzerine gelecek şekilde bir karıştıracağım. Ocağımın altı şu anda kısık, çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirip sonra kapağını kapatıp dinlendirerek pişecek. Evet, şöyle bir karıştırın. Şimdi daha önce yıkadığım bulgurum var. Onun suyunu süzeyim ve evet, yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Ve 2 çorba kaşığı da bulgurum var. Bunu da şöyle ekliyorum. Tepeleme 2 çorba kaşığı arkadaşlar. Karabiber, tuz, Evet, tuz şöyle ekliyoruz. Çok az bir şey şeker ilave ediyoruz. Bakın çok az. Özellikle özen gösterin. Şöyle gördüğünüz gibi çok az bir şeker verdim. Şimdi bu şöyle 30 saniye kadar duracak. Daha sonra kapağını kapatacağım. 3-4 dakika kaynaması yeterli olacak. Yüksek ateş olmasın rica ediyoruz. Orta kısık ateşte pişiriyoruz. Evet, orta kısık ateş bizim için yeterli olacaktır. Şöyle. Bunu yine bir tava yardımıyla, çünkü bunların kapağı yok, kullandığımız kaçar olan var. Bir tava kapattım, üzerine ters bir şekilde 3-4 dakika kaynadı. Evet, gördüğünüz gibi 4 dakika sonra kapağı açtım. Ocağımın altını kapattım. Şimdi üzerini tekrar kapatacağım. Birkaç dakika dinlendikten sonra servis yapacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, sizden ricamız kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimini açmayı unutmayınız. Eğer mümkünse sizi sıkmayacaksa videolarımızın linkini sosyal medya platformunda paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Size destekleriniz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı, ya paylaşırsınız, beğenir beğenmezsiniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, dinlendirdikten sonra zeytinyağlı semizotumuz hazır. Evet, görüyorsunuz sulu. Yarım bardak su ilave ettim. Bulgurda ıslattım 10 dakika, ondan sonra kullandım. Evet, şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi zeytinyağlı fasulyemizi tabağımıza alıyoruz. Biraz da suyundan ekliyoruz. Bu mudur budur diyoruz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın.